for information. Mike. Tango 861, the wind 0907, clear takeoff 079. 712, turn right heading 060 degrees, report low cover, established minor. Minor 060 degrees, I'll turn up, I know the rest of the Tekrardan herkese Uçuşum Var kanalından merhabalar. Arkadaşlar bugün tekrar Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Bugün de Uçak Teknolojisi Program Başkanı Selman Akyol hocamızla bir araya geldik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum ben de. Teşekkür ederim. Evet ben burada sizin misafirinizim. Siz de kanalın misafiri oldunuz. Biz de sizin kanalınıza misafir olduk. Ben teşekkür ederim. Peki hocam şimdi biz sizinle tanıştık. Tabii az çok tanıyorum. Ancak evet. İzleyicilerin de tanıması adına kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Selman Akyol. Mekatronik lisans mezunuyum. Aynı zamanda yüksek lisansımı da mekatronik üzerine yaptım. 2017 yılından beridir Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda uçak teknolojisi program başkanlığı görevini yürütmekteyim. Hocam şimdi uçak teknolojisi bölümü dediğimizde, şimdi ben kendimi bir öğrenci olarak düşünüyorum. İşte tercih kitapçığında uçak teknolojisi yazıyor. Şimdi bu uçak teknolojisi bölümü nedir? Yani sektörün hangi ihtiyacını karşılar? Öğrenciler bu bölümü neden seçmeliler? Şimdi uçak teknolojisi bölümü şöyle. Öncelikle havacılık sektörüyle ilgili direkt bağlantılı bakım, onarım ve montaj işleri. Özellikle Türkiye'de en fazla yapılan işlemler bunlar. Ar-Ge işlemleri yavaş yavaş başladı. Bir artış sürecinde aslında o alanlarda da çalışabilirler. Ama daha çok bakım, onarım ve montaj işlemlerini yapan bir teknisyen yetiştirileceği bir bölüm olarak düşünebiliriz. Bir program olarak düşünebiliriz. Peki hocam şimdi üniversitede kendi burası için konuşuyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu adına. Hı hı. Uçak teknolojisi bölümünün kontenjanı nedir? Şöyle uçak teknolojisi bizim İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda 51 ücretli 9 tane de tam burslu olmak üzere toplamda 60 kontenjanımız mevcut. Tabii şöyle geçen senelerde biraz daha düşüktü ve bu sene için söyleyeyim şu an hedeflenen 60 ama tabii önümüzdeki süreç ve laboratuvar ortamlarının çünkü SGM tarafından onaylı bir okul olduğumuzdan dolayı belli başlı kontenjan sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha laboratuvarları genişleteceksek, sayıyı artıracaksak onu da göz önünde bulundurabiliriz. Ama şu an 60. Hocam şimdi mesela üniversitenizde kabin hizmetleri bölümü de var ve bu bölümün kendine ait bazı özel şartları mevcut. Sağlık şartları gibi. Peki sizin bölümünüzde bu tarz özel şartlar mevcut mu? Öğrencilerin gelirken göz önüne alması gereken bazı şartlar mevcut mu? Şöyle, birincisi APRON'a çıkacaklar. Öğrenciler buradan mezun olduktan sonra uçak teknisyeni olarak işe başladıklarını ifade edelim. APRON'a çıkacaklar. Bu yüzden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün özellikle isteyeceği nedir? Adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekiyor. Bir de bakım işlemleri yapılırken özellikle görme, işitme olayı bizim için çok önemli. O yüzden kayıt esnasında bizim öğrencilerden isteyeceğimiz sağlık raporu olacak. Onun dışında ekstradan herhangi bir belge ihtiyaç duyulmuyor. Anladım. Bu sağlık raporunu biraz açabilir miyiz hocam? Yani bu kabin hizmetlerinde istenen kadar detaylı bir rapor mu yoksa daha farklı bir rapor mu istiyorsunuz? Yok. Şöyle Sivil Havacılık Kabin Bölümünde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetki verdiği belli başlı hastaneler var. Sadece oralarda alınması gerekiyor. Ama bizim öyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir devlet hastanesi veya özel hastanesi farkı etmiyor. Oradan alacağı bir tane sağlık raporuyla biz burada kabul ediyoruz. Şöyle yani bir sağlık raporunda şunlar olması gerekiyor. Özellikle istediğimiz gözle ilgili herhangi bir sıkıntı, sıkıntıdan kastımız şu, teknisyenliği etki edecek bir problem olmaması lazım. Örneğin renk körlüğü. Yani renk körlüğü neden önemli? Çünkü aviyonik alanda çalışacağından orada renklerin ayrılması veya ışıkların özellikle yeşil kırmızı renkleri çok fazla kullanılıyor. Sıkıntıların yaşanmaması için renk körlüğü bizim için önemli. Bir de kulakla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Çünkü sesli bir ortamda çalışıyor. İkaz sistemlerinin olduğu bir alanda çalışılacak. Bunların duyulması, uygun bir şekilde duyulması bizim için önemli olacaktır. Ve yarın öbür gün işe geçtikleri zaman onlar için önemli olacaktır. O yüzden bu adımı ilk attıklarında biz onlardan bu belgeyi istiyoruz ki daha sonrasında sıkıntı yaşamasınlar. Peki hocam şimdi teknik eleman yetiştiren bir bölümün hocasısınız, program başkanısınız. Aynı zamanda derslere de giriyorsunuz. Evet. Burada öğrenciler hangi teknik dersleri alıyorlar ya da hani hangi mesleki dersler üzerinde yoğunlaşıyorlar? Şöyle biz ilk önce gelen öğrencilerimize temel seviyede bir eğitim vermemiz gerekiyor. Çünkü buraya gelen öğrencilerimiz meslek liselerinden gelen öğrencilerle birlikte aynı zamanda Anadolu Lisesi'nden, İmam Hatip Lisesi'nden, Sağlık Lisesi'nden farklı farklı liselerden gelen öğrencilerimiz olduğundan temel seviyede
bazı dersleri bir kere birinci dönemde vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu birinci sınıfta vermemiz gerekiyor. Temel matematik, temel fizik, temel elektrik gibi bir altyapının sağlam bir şekilde oturması gerekiyor. Daha sonrasında biz buna bağlı olarak artık biraz daha alan kısmına geçiş yapıyoruz. Ne olur bunlar? Mesela bakım uygulamaları. Bütün lisanslarla ilgili olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Modül 7 dediğimiz bakım uygulamaları bu ders. Onun dışında biz A2 kategorisinde yetkili olduğumuzdan dolayı piston motor, uçak aerodinamik yapı ve sistemleri, bir de piston motorlar alan dersleri olarak bunlar temel olmazsa olmazlarımız. Ama tabii bunların dışında çizim dersimiz mevcut. Onun dışında motor göstergeleri gibi biraz daha teknikle ilgili olan derslerimiz mevcuttur. Peki bu dersler için okulun imkan ve olanakları nedir? Yani öğrenciler bu dersleri alırken nelerden faydalanıyorlar? Laboratuvar ortamları ve öğrenciler neden Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni seçmeliler size göre? Hemen şunu ifade edelim. Şimdi uçak teknolojisi bölümünden mezun olan bir kişi YÖK'ün gözünde aslında bir uçak teknikeri. Düşündüğümüz zaman çünkü onun 2 yıllık bir diploması var. Ama tabii Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim için önemli. Havacılık sektörü dediğimizde mutlaka onun da bir onayı olması gerekiyor. O yüzden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aslında kabul ettiği belli başlı okullar var. Biz bunlara aynı zamanda tanınan okul diyoruz. Bizim okulda onlardan bir tane olduğundan bunu nasıl aldık peki? Yani bu yetkiyi nasıl aldık? Bu yetkiyi alırken ilk önce derslerin uyumu olması çok önemli. İkinci sırada da uygulamalar, yani pratik eğitimlerin olması gerekiyor. Ve bu pratik eğitimleri tek tek hepsinin, her bir öğrencinin kendi kendine gelip burada yapabilmesi gerekiyor. Ve bunları yapabilmesi için de tabii ki de uygun bir laboratuvar, uygun şartların olması gerekiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin direkt aslında Türk Hava Kurumu'yla bağlantısını da aslında düşünebiliriz. Biz Türk Hava Kurumu'nun hemen bizim burada 2,5 kilometre mesafede uzaklıkta bulunan Efes Havaalanı'nda bazı taslarımızı yapıyoruz. Bazı bu uygulamalarımızı yapıyoruz. Orada bizim T-67 bir uçağımız var. O uçağın üzerinde onun dışında aktif bir şekilde devam eden bakım onarım olan Cessna 172'lerde yapılan uygulamaları gidip orada tecrübe edip en azından görsel olarak neler yapıldığını görme şansları mevcut oluyor. Bu şekilde öğrencilerin gerçekten uçak teknolojisi bölümünü okurken aynı zamanda bir hangarda çalışıp ve orada bir tecrübe edilme gibi bir imkanları mevcut. Sizin bölümünüz için zorunlu bir staj mevcut mu? Evet, stajla ilgili şöyle. Şimdi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü zorunlu stajı havacılık sektörü üzerinden kaldırdığı için bizim 2018 yılına kadar zorunlu bir stajımız vardı. Biz 2018'den sonra zorunlu stajı kaldırdık. Kaldırma sebebimiz de şu. Çünkü havacılık alanında staj bulma imkanı biraz zor olabilir ve bu süreyi en azından staj yeri aramaktan ziyade en azından okulu bitirmiş bir şekilde daha sonrasında iş tecrübesi kapsayacak şekilde ya da iş tecrübesi kazanacak şekilde araması daha büyük bir avantaj olabilir onlar için. O yüzden biz stajı kaldırdık. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Staj yapmak isteyen öğrenciye biz yine staj yaptırıyoruz. Aynı zamanda okul yine onların sigortalarını yatırıp gerekli bütün evrak işlemlerini hallediyoruz. Onun dışında biz hala öğrencilerle birlikte staj yapmak isteyen özellikle onları staj yeri bulma konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. TK Teknik'te stajyeri ayarlayabiliyoruz onlara. Şöyle bir örnek vereyim. Biz 2020 ve 2021 yıllarını örnek vereyim. Yaklaşık bir 20 öğrenciden fazla öğrencimize orada staj yaptırdık. Peki öğrencilerin buradan mezun olduktan sonra daha sonra işe başlayabilmeleri için tamamlamaları gereken herhangi bir sertifika eğitimi ya da başka bir oryantasyon eğitimi gibi eğitimleri almaları gerekiyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında uçak teknolojisi bölümünü bitiren öğrencilerimizin hepsinin hedefinde uçak teknisyeni olarak bir havayolu şirketinde veya havacılık sektöründe çalışmak bulunacaktır. Tabii bunu biz dedik ki YÖK'ün gözünde direkt zaten aslında teknisyen olarak ya da tekniker olarak mezun bir öğrencimiz ama önemli olan SGM'nin de bunu onaylaması gerekiyor. Bunun içinde farklı farklı lisanslar var. A kategorisinde, B kategorisinde olmak üzere farklı lisanslarımız var. A kategorisinde hat bakım diye geçer. B1 kategorisi genel bakım diye geçer. B2 kategorisi de aviyonik olarak geçmektedir. Bu A ile B1 arasında da baktığımız zaman aslında birbiriyle paralel bir şekilde ama sadece bakım süreleri ve ayrıntıları birbirinden farklılık gösteriyor ve bunların altında da A1, A2, A3, A4 şeklinde yani
helikopter mi yoksa uçak mı ya da piston mu yoksa gaz türbinli mi şeklinde 4 farklı kategori var. Aynı zamanda bu B1'in de altında böyle 4 tane kategori bulunuyor. Bizim öğrencilerimiz bir kere teknisyen olabilmeleri için SGM'nin gözünde bu lisanslardan birisini almaları gerekiyor. Hı hı. Bu lisansları alabilmek için de 3 tane temel şart var. Birinci şartımız modül dediğimiz, yani her bir dersin muafiyeti her bir lisans için toplamda 12, bazı lisanslarda 13 tane modüle denk geliyor. Bu 12 tane ya da 13 tane sınavın hepsi verilmesi gerekiyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız bizim tecrübe yapmamız gerekiyor. Yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü diyor ki şu lisansı alabilmen için şu kadar süreli bir tecrübeye sahip olman lazım. Bu tecrübeden kastımız da logbook dediğimiz ya da kayıt defteri olması gerekiyor. Bunları, şu taskları, şu görevleri, şu işleri yapmanız gerekiyor ya da ben bu görevleri yaptım diye kayıt altında tutulması gerekiyor. Bu da yine lisanstan lisansa bağlı olarak süre farklılık gösterebilir. Örneğin A kategorisi için 3 yıllık, B kategorisi için ise 5 yıllık bir iş tecrübesi istiyor. Bu bizim ikinci şartımız. Üçüncü şartımız da İngilizce. Olmazsa olmazımız, havacılığın temeli İngilizce. İngilizce'de yeterli puanı aldıktan sonra bizim bu öğrencimiz artık onu aslında öğrenci demeyelim, mezunumuz teknisyen lisansını alıp istediği yerde de görevine başlayabilir. Anladım. Yani mezun olduğunda aslında burada lisansını da almış olarak. Hemen devam edeyim. Bu bizim temelimiz, olması gereken olay budur. Peki bizim buradan mezun olan öğrenci ne yapıyor? Buradan mezun olan öğrencinin B1 ve B2 kategorisinde 8 modül muafiyeti var. Yani kredilendirme. Hı hı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'na verdiği yetki 8 tane modül muafiyeti şu an mevcut. 9. modülümüz için başvurumuzu yaptık. Zaten toplamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü en fazla 9 tane modül muafiyeti verebiliyor. Onun için de başvurumuzu yaptık. Bakalım, güzel sonuçlar bekliyoruz. Onun dışında da tanınan okula gelecek olursak, tanınan okulu ise şöyle. Biz burada öğrenciye verdiğimiz derslerden toplam 12 tane modülün aynı zamanda sınavını yapıyoruz. Bu sınavların hepsinden 75 ve üstü alması durumunda öğrencimiz birinci şart olan modül sınavını yerine getirmiş oluyor. Onun dışında bizim burada verdiğimiz pratik eğitimler, uygulamalı eğitimler kısmında da 103 tane taskımız var. Her bir öğrenciye tek tek kayıt defteri tutturularak bu eğitimler veriliyor. Bu da bizim ikinci şartımız olan tecrübenin bir yıllığına denk geliyor. Yani A2 kategorisine biz tanınan okul olduğumuz için A2 kategorisine başvuru yapacağı zaman orada bir yıllık tecrübeli olarak görünecektir. Üçüncü önemli ayağa gelecek olursak İngilizce. İngilizceyi de bizim burada okulun verdiği bir sertifika yok. Onu dışarıdan bir şekilde YÖK'ün yaptığı sınavlar olur veya SGM'nin yaptığı sınavlardan yeterli puanı alırsa bu durumda direkt lisansını almış olur. Peki sizin buraya gelecek olan öğrencilerden, yani sizin öğrenciniz olacak kişilerden beklentileriniz nedir? Ve herhangi bir İngilizce beklentiniz var mı? Yoksa buradaki aldıkları eğitim İngilizce olarak onlara yeterli olabilir mi? Evet, güzel bir konu. Çoğu öğrencimizin aslında, hatta tercihlerde, tercih fuarlarında özellikle sorulan bir soru. Şimdi İngilizce, biz dedik yani havacılıkta olmazsa olmaz bir şey. Çünkü havacılığa ilk adımımızı attığımız gibi aslında biz Türkiye vatandaşı değil, aynı zamanda aslında dünya vatandaşı oluyoruz. Çünkü İngilizce ortak dilimiz. Şimdi İngilizce bu kadar önemliyken biz tabii uçak teknolojisi bölümü olarak bunu göz ardı edemeyiz. Yani o yüzden bizim 2 yıllık bölümde 4 tane dönemden oluşuyor. Bu 4 döneme baktığımızda birinci dönemde 6 saatlik İngilizce, ikinci dönem 6 saatlik İngilizce, temel İngilizce, üçüncü dönemde 6 saatlik teknik mesleki İngilizce. Bir de son dönem çoğunluk zaten uygulama olacaktır. Laboratuvarda geçecektir. Ama buna ek olarak biz seçmeli ders olarak sınavlara özellikle çalışabilmeleri için bir de seçmeli İngilizce dersimiz bulunmaktadır. Bunlar da şöyle söyleyeyim. Yani buraya sıfır İngilizce ile gelen bir bireyin bütün dersleri, tabii öğrencinin başarısı her zaman önemli. Öğrencinin çabası her zaman en önemlisi o. Bu tabii uygun olduğunu düşündüğümüz zaman sıfır İngilizce ile gelen bir kişi aslında B1 kategorisinde buradan mezun olabilir. Anladım. Bu da sektörde yeterli olacağını düşünüyoruz. Evet, yeteri kadar. Zaten teknisyenlerle kabin öğrencileri arasındaki farklar şunlar. Biraz da onu da göz önünde bulundurup söyleyeyim. Teknisyenlerde aslında daha çok istenilen İngilizce, daha çok okuma yapabilmesi gerekiyor. Yani eline gelecek el kitapçığını okuyup yapması gereken işlemi orada yapması gerekiyor, anlayabilmesi gerekiyor. Bunun içinde zaten onlara mesleki İngilizce dersi veriliyor ve yeteri kadar bir uygun bir seviyeye geleceklerini düşünüyorum. Anladım. Hocam peki şeyi sorayım. Şimdi biliyorsunuz bir süredir pandemi sebebiyle havacılık sektöründe bir yavaşlama oldu. Peki buradan mezun olduğunda öğrenci iş imkanları
nedir? İşsiz kalma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle teknisyenlerden gelen sorular bunlar. Hani yurt dışında iş imkanları var mı? İlk soruya hemen geleyim. Pandemi gerçekten havacılık sektörüne çok büyük bir darbe vurdu aslında. O yüzden biz de çok muzdaripiz bu durumda. Alımlar olmadığı için özellikle havacılık sektöründe teknisyenler şu an herhangi bir mülakata gidip ya da herhangi bir alıma gidilmiyordu. Ta ki bundan birkaç ay öncesine kadar Türk Hava Yolları, Pegasus, Corendon gibi bir sürü firma yavaş yavaş artık alımlara başladılar. Normal bir sürece döndüğümüz için. Tabii o pandemi kısmını bir kenara bırakacak olursak, havacılık alanında gerçekten müthiş derecede büyük bir avantaj olan bir bölüm aslında. Çünkü havacılık sektörü çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ilerleyen bir sektör ve buna bağlı olarak da ara eleman olarak görülen teknisyenlere de çok fazla ihtiyaç bulunuyor. Hem Türkiye'de bu işi yapacak hem de yurt dışında işi yapmayı düşünen arkadaşlar için gerçekten güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve iş imkanları da çok da fazla bulunuyor aslında. Şöyle söyleyeyim, aynı zamanda Ar-Ge kısımlarında örneğin bir Bayraktar gibi, İHA ve SİHA gibi farklı alanlarda da çalışma imkanları mevcut. Evet, bu da ayrı bir iş alanı olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet, şu an bizim bayağı öğrencimiz aslında aynı zamanda Baykar'da da çalışıyor şu an. Aktif bir şekilde. Peki hocam, buradan öğrenciniz mezun oldu. Öğrencinizin kolaylıkla iş bulabilmesi için hem öğrenim hayatında hem de mezun olduktan sonra ona tavsiyeleriniz var mı? Üniversiteniz öğrencilerinize iş bulma konusunda herhangi bir kolaylık sağlıyor mu? Şöyle, şimdi öğrencilere öncelikle şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten buraya gelecek öğrenciler sadece derslere ciddi anlamda kendini derse verip dersi uygun bir şekilde dinleyip takip ederse zaten yeteri kadar bir bilgi birikim oluşturup o şekilde mezun olabilecektir. Onun dışında da şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Özellikle havacılık alanında bir sürü yarışmalar oluyor, bir sürü bilgiler bulunuyor. Bunlardan mutlaka faydalanmalarını isteyeceğim. Yani en basitinden basit bir model uçak yarışmasına katılması bile hem kendisine çok çok fazla şey katacaktır ve kendisine bu kattığı bilgileri, beceriyi, tecrübeyi aynı zamanda mülakatlarda da rahatlıkla ortaya koyacaktır. Ve işe alım sürecinde yani işveren de bunu rahatlıkla fark edecektir. O yüzden boş vakitlerimizi özellikle güzel bir şekilde değerlendirecek olursak mutlaka bizim için avantaj olacaktır. Hocam, benim bugünlük sorularım bu kadar. Tabii ki arkadaşlar herhangi bir yorumunuz, sorunuz olursa videonun altına ekleyebilirsiniz. Ancak ben bunlara hakim olmadığım için sizi yine buraya üniversiteye ya da Selman hocamıza yönlendireceğim. Dolayısıyla üniversitenin iletişim kanallarından üniversiteye ulaşmaya çalışırsanız sorularınıza daha net ve daha kısa sürede cevap alabilirsiniz. Ben Selman hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize destek olduğu için, özellikle de sizlere katkı sağladığı için. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmazsanız ayrıca sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Frankfurt Information Flight.